Arkadaşlar, öncelikle hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Adım Batur Alp Özmen. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Google Developer Sunus Club olarak bugünkü yayınımızda makine öğrenmesi ve yapay zeka alanlarında sıklıkla kullandığımız teknolojilerden biri olan TensorFlow'un giriş eğitimine başlayacağız. Bu yolculukta ise değerli konuğumuz olan Dilara Hanım bizlere eşlik edecek. Hiç vakit kaybetmeden kendisini sahneye davet ediyorum. Dilara Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Sizi tanımayanlar için Dilara Aydın kimdir? Açıklayabilir misiniz, tanıtabilir misiniz kendinizi? Tabii ki. Ben şu anda bir yazılım şirketinde, elektronik ödeme sistemleri üzerine çalışan bir yazılım şirketinde normalde rekabet analisti olarak çalışıyorum. Asıl mesleğim havacılık ve uzay mühendisliği. Ben de bilgisayar mühendisliği bırakarak aslında bu alana geçiş yaptım. Sonrasında aslında sadece çalıştığım alanlar konusunda biraz daha seçici olmaya başladığımdan ötürü yapay zeka alanında sadece ilerlemeye karar verdim. Ama yapay zekanın tabii ki her sektöre uygulanabilirliğini artık az çok hepimiz biliyoruz. Bu sebepten ötürü kendi alanımla da birleştirebileceğimi düşünerek yine aynı şekilde bu konularda da üstüne eğilmeye başladım. Bu alanda akademik çalışmalarım da oldu. Mesela yani ne gibi olabilir diye düşünüyorsunuz. Şimdi sadece insanların aklına havacılıkla alakalı dediğimiz zaman görüntü işleme belki olabilir, hedef tanıma gibi şeyler geliyor. İşte ben bunu uyarlarken misal nasıl bir şey yaptım? Bunu herkese örnek olması açısından da söylüyorum tabii ki. Ben bunu uygularken bir tane hava aracı tasarım programı yaptım. Yapay zeka destekli olarak yaptım bunu da. Yani ben oraya istediğim bazı verileri giriyordum. Daha sonrasında işte bizim havacılıkta hani kabul edilen bazı standartlar var. Bunları da ekleyerek ona göre bana tasarım ve işte ölçü önerileri sunuyordu. Mesela kanat profili önerileri veriyordu. Bunun gibi şeyler. Yani dediğim gibi bunu her alana uygulayabiliyorsunuz. Şu anda ben elektronik ödeme sistemi kuruluşunda çalışıyorum dediğim gibi. Yani onun üzerine yazılım yapan bir şirkette çalışıyorum. Orada da yüz yapay zekayı kullanıyoruz. Ne olarak kullanıyoruz? Chatbot eğitiyoruz. Sonra işte müşterilere bilmiyorum hiç bireysel emeklilik falan sistemlerini gördünüz mü? Orada fon öneriyorlar. Bu fonları önerirken de aynı şekilde bunların analizi arka tarafta yapay zekayla dönebiliyor. Gibi bir sürü alan var. İşte CRM dediğimiz bir alan var. İşte genelde müşteri memnuniyetini, şikayetlerini ölçen bir sistem. Bunda da yapay zeka kullanıyoruz. Çünkü her verinin olduğu her alanda bunu uygulayabiliyorsunuz. Şimdi de anlatacağım zaten. Az çok yine örnekler vererek devam ederim bu şekilde. Bilgisayar mühendisliğini bırakıp bu alana yönelmek zor bir karar olsa gerek. Burada sizi motive eden şey neydi? Ya şöyle söyleyeyim, beni motive eden şey istemediğim şeylerdi, istediğim şeylerden ziyade. Bilgisayar mühendisliğini okurken ben sadece yapay zeka, veri bilimi gibi şeylerle hani böyle insanlar bazı hevesleri olur, onlar üstünden bazen bölüm tercih ederler. Hani sonuçta hepimiz genç olarak bu şeye giriyoruz, üniversite sürecine giriyoruz. Çok bir idrak edemiyoruz bazen. Dolayısıyla ben hani sadece yapay zeka ile uğraşacakmışım gibi böyle düşünerek girdim. İşin arka tarafında işte JavaScript var bilmem ne bir sürü şey var. Dolayısıyla ben de çok böyle kolay sıkılan bir insan olduğum için dedim ki ben bu yoldan vazgeçeyim, hemen döneyim. Havacılığa biraz daha fazla ilgim olduğu için de o tarafı daha severek okuyacağımı düşündüğüm için de o tarafa bir geçiş yaptım. Ama tabii ki dediğim gibi bilgisayar mühendisliğini yine bırakmadık. Yapay zeka özelinde en azından tam bir bilgisayar mühendisliği donanımına sahip olmasam da en azından yapay zeka alanında kendimi geliştirdim. İşte yeni diller öğrenmeye de çalışıyorum. Destekleyen bazı şeyler var yine bunları. Onlardan da sunumun sonlarına doğru isterseniz bahsederiz soru cevap kısmında. Bu şekilde. Harikasınız. Arkadaşlar, yavaş yavaş Dilara Hanım'ı sahneye bırakıyorum. Etkinliğimiz katılım sertifikalıdır. Etkinliğin sonlarına doğru bir link paylaşacağız. Onu dolduraraktan sertifikanızı alabilirsiniz. Dilara Hanım, sahne sizde. Ben kendimi aşağı alıyorum. Eğer bir soru olursa size bildirmek için yukarıya geleceğim. Tamamdır. Yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi TensorFlow'la başlıyoruz. TensorFlow zaten ana konumuz.
Öncelikle size içerikleri göstermek istiyorum. Merak etmeyin, sunum İngilizce olarak görünüyor ama ben size Türkçe olarak devam edeceğim. Elimde bunun bir Türkçe versiyonu da vardı ama ben onu birazcık kaybetmiş olabilirim. Onu bulursam mutlaka sizlerle de paylaşmaları için arkadaşlara göndereceğim. Sizler de en azından yararlanırsınız. Ama sunumdan ziyade sunumda bahsettiklerimi, hani orada yazan birkaç şey var mesela. O yazılardan çok benim söylediklerimi dikkate alırsanız çok çok daha sizin için verimli geçecek bir sunum olur. Sonrasında zaten sunumun nasıl ilerleyeceğinden de bahsedeyim size. Burada gördüğünüz içeriklerde işte bir giriş yapacağız. Yapay zeka, machine learning, deep learning, yani makine öğrenmesi, derin öğrenme olarak. Sonra TensorFlow'un ne olduğundan bahsedeceğiz. Neden TensorFlow kullanıyoruz? Bundan bahsedeceğim. İşte uygulama alanlarından bahsedeceğim. Nasıl öğrenebileceğinizi TensorFlow, işte yapay zekayı, bunları size birazcık aktaracağım. Sonrasında bir notebook exercise yapmayı düşünüyorum. Yani bir deneme yanılma yöntemi olsun diye sizler için de bir tane eğitimden aldığım notebook vardı, onu çözeceğim. En sonunda da sizlerle soru cevap yapacağız. Başlayalım. Yapay zeka, machine learning yani makine öğrenmesi ve derin öğrenme, deep learning nedir, ne değildir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi birileri bahsederken bazen bunları birbirinin yerine kullanabiliyor. Aslında bunlar birbirinin yerine kullanılabilecek şeyler değil. Gördüğünüz üzere, solda da gördüğünüz üzere hepsi birbirini kapsayan şeyler aslında. En geniş çerçevede yapay zekayı görüyoruz. Bunun bir altında da makine öğrenmesini görüyoruz. Bunun altında da deep learning, yani derin öğrenmeyi görüyoruz. Aslında dediğim gibi bunlar kesinlikle birbirinin yerine kullanılamayacak şeyler. Yapay zeka dediğimiz şey aslında makinelerin ya da işte eğittiğimiz modellerin rasyonel bir şekilde düşünebilmesi ve hareket edebilmesi olarak tanımlanabilir. Makine öğrenmesi dediğimiz şey de aslında bizim verileri modelimizi eğitirken bazı verilere ihtiyacımız oluyor ya, hani verisiz zaten bir model eğitemezsiniz. Bu verilerin etiketli, yani işte sınıflandırılmış olması gerekiyor. Mesela diyelim ki kediler var, köpekler var. Bunların sınıfı ne? Hayvanlar sınıfı, değil mi? Bir de insanlar var işte, sarışın insanlar, atıyorum kumralı insanlar, esmer insanlar. Bunların sınıfı ne? İnsan. Yani bunlar etiketli olabilir şekilsel olarak. Bunlar aslında bir de sınıflandırılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bu makinelerde bu etiketlere ve sınıflandırmalara dayalı bir şekilde karar alıyorlar. Deep learning dediğimiz şeyde de şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki bizler bir data sete sahibiz, bir veri setine sahibiz. Bu veri setinde biz işte kedi, köpek sınıflandırmadık ya da işte ne bileyim etiketlemedik. İnsanları sınıflandırmadık, sınıflara ayırmadık. Siz yine de kocaman bir veri setini verdiğiniz zaman makineye, bu makine kendi kendine çıkarımlar yapabiliyor. Yani etiketsiz ve sınıflandırılmamış verilerden sizler aslında makinenizi yine eğitebiliyorsunuz. Deep learning'in amacı da bu, yani derin öğrenmenin amacı da bu. Bu nasıl bir şey gibi düşünebilirsiniz? Bizim beynimiz nasıl çalışıyor? Siz her gördüğünüz nesneyi anında tanımayabiliyorsunuz. Yani ne olduğunu bilmeyebiliyorsunuz. Ama aslında onu tanımlayabiliyor. Mesela bir hayvan görüyorsunuz diyelim. Bu hayvanın adını bilmiyorsunuz, şeklini ilk defa görüyorsunuz. Ama bunun bir hayvan türü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunun gibi düşünebiliriz. Tabii bu biraz daha basit bir örnek oldu ama yine de bu şekilde tanımlayabilirim. Zaten bunlardan az çok bahsettik. Birbirlerinin işte dediğim gibi yerine kullanılamayacak kavramlar. Bu arada yapay zeka, işte makine öğrenmesi, derin öğrenme, bunların hepsi istatistik, matematik gibi daha temel bilimlere bağlı şeyler aslında. Şimdi size işte bu sunumun sonlarına doğru nasıl öğrenirsiniz TensorFlow kısmında bir takım kurslar önereceğim. Kurslar İngilizce ama ben hani yapay zeka ile uğraşacak insanların, hele ki bilgisayar mühendisliğindeki insanların özellikle İngilizcesini kesinlikle geliştirmesini
Tavsiye ediyorum. Çünkü eğer İngilizcenizi geliştirmezseniz kaynak bulmada çok büyük zorluk çekeceksiniz. Dediğim gibi işte bu matematik ve istatistik bazlı neden olduğunu o kurslarda daha rahat bir şekilde de görebilirsiniz. Yapay zeka aslında zeki sistemler yaratmayı amaçlasa da machine learning yani makine öğrenmesi yapay zekanın işte bu zeki sistemi yaratırken ki algoritmalarının geliştirilmesi için kullanılan bir alt klasmanı diyebiliriz yapay zekanın. Deep learning'de yani derin öğrenmede de şöyle bir şey var. Deep learning'i biz aslında kullanırken şöyle bir şey yapıyoruz. Machine learning'in alt klasmanı ama bunun sebebi bizim bazı dataları dediğim gibi sınıflandıramamamızdan kaynaklı. Mesela ses tanıma gibi şeylerde biz kesinlikle böyle bir şey kullanamıyoruz. Ses tanıma çünkü sınıflandırılabilir ya da etiketlenebilir bir şey değil. Bunu ancak deep learning ile yapabiliyorsunuz. Yani biraz metotları farklı. TensorFlow'un bu kurslarını vesaire alacak olursanız da dediğim gibi ben onları ücretsiz almanızın bir yolunu da size söyleyeceğim. Her bir kursun $50 gibi bir ücreti var normal şartlarda ama Coursera işte bu Türkiye'nin maddi sıkıntılarından kaynaklı olarak direkt olarak Türklere, işte Türk öğrencilere ya da öğrenmek isteyen herkese ücretsiz bir şekilde başvuru sonucunda bu kursları veriyor. Evet, şimdi asıl konumuza gelelim. TensorFlow nedir? TensorFlow Google tarafından geliştirilmiştir. Açık kaynaklı bir makine öğrenmesi kütüphanesidir. Ve developerların aslında birçok şeyi kolayca yapmasına imkan tanıyor. Dediğim gibi bu hazır bir kütüphane olduğu için sizlerin birçok işlemi bahsettiğim arkada dönen matematiksel işlemleri aslında hiç yapmasına gerek kalmıyor. Bu sayede de siz verimli bir şekilde hani kod kalabalığı yapmadan makine öğrenmesi işte algoritmalarınızı geliştirebiliyorsunuz bu şekilde. Gerisi çok önemli olan şeyler değil. Bu slide için konuşuyorum. TensorFlow'un işte ekosistemleri var kendine ait. Onlara da yine siz kendiniz bakabilirsiniz. Onlar çok girilmesi gereken şeyler değil. Zaten sizin kullanacağınız şeyler belli oluyor. Daha sonrasında uzmanlaşırsanız oralara girebilirsiniz. İşte flexible yani esnek bir dil. Ölçeklenebilir bir dil. Dil diyorum pardon framework. Bunu kullanırken zaten az çok şimdi notebook'ta da göstereceğim nelere dikkat ettiğimizi. Yani bunların neden olduğunu, TensorFlow'un aslında hangi görevleri gördüğünü. TensorFlow aslında sembolik diyebileceğimiz bir programlama modeli. Yani biz aslında bunu yaparken, yani bu TensorFlow'u kullanırken daha çok veri akışını kontrol ediyoruz. Bunları belli operasyonlara sokuyoruz. Bu operasyonlar TensorFlow'un kendi fonksiyonları içerisinde dönüyor zaten. Bu şekilde de siz kolaylıkla hani bazı şeylerin matematiksel işlemleri aşırı içine girmeden kolaylıkla ve hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Burada tensörlerimiz var. Tensörlerimiz işte bu şekilde gördüğünüz üzere bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu olarak görünüyor. Burada bir boyutlu çok mantıklı bir görsel olarak görünmüyor ama yani sizin burada amacınız aslında deep learning'e kayan bir kısım olarak çıkıyor karşımıza. Zaten tensörleri de saydığımız zaman bu resimde çok aslında mantıklı olmamış. Ben bunu neden koyduğumu hiç hatırlamıyorum. Birazcık yanlışlık olmuş herhalde. Onları ben farklı bir şekilde şimdi size göstereceğim. Daha güzel görseller var. Uygulama alanlarına geçelim. Uygulama alanlarında neler var? Ses ve konuşma algılama. Burada dediğim gibi deep learning aslında yaygın olan teknik. Deep learning'de çünkü dediğim gibi konuşurken bir insanın konuşmasındaki herhangi bir şeyi sınıflandıramazsınız, etiketleyemezsiniz. Çünkü burada öyle bir imkanınız yok. Yani çünkü bu sembolik bir şey değil. Biz konuşurken gördüğümüz bir şey yok ya da ne bileyim
konuştuğumuz şeylerin bir sınırlaması yok. Burada bunu kullanan birçok yani speech yani konuşma işte ses algılamayı kullanan birçok firma var, birçok alan var. Bunlardan bir tanesi yani en basitinden bahsedeyim size. Telefonlarımızda Siri var iPhone'larda. Şeyde Google Asistan var galiba Android'lerde. Biz bu şekilde yazdığımız şeyleri aman söylediğimiz şeyleri yazıya dökebiliyoruz aslında. Bunun gibi şeyler var. Bazı programlar oluyor. Arkadaki sesleri işte bastırabiliyor, ayırt edebiliyor. Bunun gibi birçok uygulama alanı var tabii ki. As humans, we understand each other. Roger. Burada İngilizce bir bu arada şeyimiz var, videomuz var. Ama az çok biraz anlamaya çalışırsanız sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. Bunun Türkçe altyazılı versiyonuna ulaşırsam mutlaka indirip yine onu da Türkçe slide bulduğum zaman içine koyup sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu çekimi gösterelim. Humans, we understand each other. Roger that. I feel ya. Aye, aye, Captain. Wait, what are we talking about? Well, most of the time. Even if we don't clearly hear a couple words, we can get the gist of it. Now, machines can understand us too. Our watches, cars, phones, drive-thrus can all process our words and respond just like a human. Sounds like some crazy magic, right? Well, it's not magic exactly, but it is pretty awesome. And the underlying awesome sauce that makes it all possible is speech recognition. What's that? The short answer, it's the software that allows us to convert audio into usable, structured data, typically in the form of a readable transcript. In other words, audio goes in, text comes out. Then you can use that text for all kinds of things, including a machine-to-human conversation. But how does it do that? How does a machine know what sounds are words? And how does it know the right words to write? Well, it's not unlike the human brain. As small children, we learn sounds. Mama. Then letters, then words, then phrases. Mama, I'm hungry. And then more complex topics through conversation. Mama, where do babies come from? Ask your father. The point is, speech recognition, like a child's brain, learns over time. Instead of feeding it experiences, we feed it data in the form of audio and transcripts that enable artificial intelligence to distinguish between things such as age, gender, accents, and even different languages. C'est magnifique. It can even learn other differences, like those are people versus that is background noise. And those are different people talking. Hi. Hi. And that person is happy. Oh, that's great. If they are sad. Oh, that's great. Or mad. Oh, that's great. The more experiences speech recognition has, the better it is at understanding its surroundings. Just like a child. The faster it is at understanding, the more natural the conversation can be. So the next time you find yourself having a delightful voice experience and you're not immediately sure whether it's a bot or a human, that's great speech recognition. DeepGram. Speech recognition at the speed of life. Evet, bu şekildeydi. Bahsettiğim şeyleri zaten tekrar göstermiş oldu. Dediğim gibi arka plan seslerini, insan seslerini ayırt edebiliyor. Benim atladığım şeylerden bir tanesi olan duygu analizi yapabiliyor seslerden. İşte fark ettiniz. Aa bu çok güzel demekle. Aa bu çok güzel demek ya da sinirli bir şekilde bunu söylemek arasında çok büyük bir fark var ve bunlara kadar algılayabiliyor aslında. Ve bunun bir sürü aslında GitHub'da falan uygulaması da var. Bunlara da bakabilirsiniz daha sonrasında. Bu şekildeydi. Şimdi de text-based yani yazı bazlı olanlara geçelim. Chatbotlar az önce de bahsetmiştim. Mesela bizim alanımızda da çok kullanıyor. Genelde aslında bu tarz şeylerde çok kullanılıyor. Bankacılık uygulamasına giriyorsunuz, bunu görüyorsunuz. İşte telekom uygulamalarına giriyorsunuz, chatbot görüyorsunuz. Hatta bazen web sitelerine giriyorsunuz. Saçma sapan yerlerde bile chatbotlar oluyor. Bu chatbotların işte arka planında aslında çok büyük veri setleri var. Çünkü sizin ne sorduğunuzu tam olarak algılaması ve buna göre cevap vermesi gerekiyor. Her sektöre göre de bu veri setleri değişiyor. Mesela biz elektronik ödeme sistemi kuruluşu olarak chatbotlarımız daha buna yönelik. Veri setleriyle donatılmış bir şekilde çalışıyor. Başka bir siteye girerseniz daha farklı işte özellikle bir siteye girerseniz orada daha farklı chatbotlarla karşılaşırsınız. Dediğim gibi hepsinin veri setleri aslında
farklı verilerden oluşuyor. Hepsi aynı yerden beslenip işte neyi ne yapacağını aynı anda anlamıyor. İşe özel bir şekilde üretilmiş olan veri setleri var. Toplanmış olan veri setleri var. Bu arada bu veri setlerini oluşturmak, işte toplamak, sınıflandırmak da çok büyük bir iş kapısı. Yani inanılmaz paralar ödeniyor bu veri setlerini satın alabilmek için. Hatta bunlar için en büyük örneklerden bir tanesini vereyim. Yapay zekayı artık coin sisteminde de görebiliyoruz. Bunun özelindeki coinler oluyor. Mesela Layer.ai diye bir site var. İncelersiniz. Bunların aslında coin projeleri var. Bu Layer.ai dediğim sitede bu verileri tam olarak baz almışlar. Adamlar kendilerine bir VPN kurmuşlar. Çok ilginç bir sistem. Bir VPN kurmuşlar. Bu VPN'i siz açıyorsunuz. Tamamen gönüllü yapıyorsunuz. Kendinize de bir depolama alanı gibi bir şey satın alıyorsunuz. Çok minik bir ücret karşılığında. Siz bu VPN'i açtıktan sonra telefonunuzda yaptığınız her türlü şey, herhangi bir uygulamada olabilir. İşte atıyorum bir şey Google'larsınız, onu depoluyor. Instagram'da bir şey yaparsınız, onu depoluyor. Tamamen anonim olarak depoluyor bu arada. Daha sonrasında bu adamlar alıyorlar. Bu depoladıkları şeyler üzerinden size işte veriniz ne kadar büyüklükteyse, atıyorum 1 TB'a kadar bir veri sağlamışsınız adamlara. Öyle bir şey depolamışsınız. Ona göre size bir ücret veriyorlar. Daha sonrasında aldıkları verileri de anonim bir şekilde şirketlere satıyorlar. Çünkü şirketlerin gerçekten verilere çok ihtiyacı var. Peki bu verileri alan şirketler ne yapıyor? Bunları aslında makine öğrenmesi için, algoritmalarını da kullanmak için kullanıyorlar. İşlerinde kullanıyorlar. İşlerini büyütmek için kullanıyorlar. Bunun haricinde işte gördüğünüz üzere chatbotlar vesaire haricinde tercüme için kullanılıyor. ChatGPT gibi kullanılıyor. ChatGPT'nin de çok arkasında milyarlarca büyüklükte bir veri seti var çünkü. Görüyorsunuzdur, belki kullanıyorsunuzdur. Akademide çok kullanılıyor öğrenciler tarafından, özellikle üşengeçler açısından. Çünkü ben de kullandım, biliyorum. Bazen böyle bir kocaman makale veriliyor bize. Ya diyoruz, bunun keşke bir kısası olsa. Yapay zekaya gidiyoruz, şunu diyoruz, yapıştırıyoruz, kısalt bana. 3 paragrafa düşür, 2 paragrafa düşür diye. Bu şekilde güzel şeyleri de oluyor tabii ki. Daha sonrasında birkaç tane uygulama var, belki kullanıyorsunuzdur. İngilizce bir şeyler yazanlar için konuşuyorum bunu. Gramer, yani işte cümlelerinizi analiz ediyor, kelimelerinizi analiz ediyor, doğru yazmış mısınız gibisinden. E-mail filtreleme, spam olanları tekrar, bunlar da bir database'de tutuluyor tabii ki. Spam mailleri çözebiliyor ya da işte kötü amaçlı içeriklere sahip e-mailleri aynı şekilde ayırabiliyor. Bunların hepsi yapay zeka sayesinde oluyor. Yapay zeka demeyelim, makine öğrenmesi diyelim. Daha sonrasında da nesne algılama ya da işte resim üzerinden giden bu tarz uygulamalar var. Zaten şu an günümüzde de kullanılan uygulamalardan biri medikal olarak işte röntgenleri tarıyorlar, hastalık bulmaya çalışıyor yapay zeka kendi kendine. Otonom araçlarda kullanılıyor, Tesla gibi. İşte trafik ışıklarını algılıyor, trafikteki işte şeritleri algılıyor vesaire vesaire. Aynı şekilde e-ticaret için kullanılıyor. İnsanlar işte en çok hangi türde resimlere bakmış, mesela kıyafet olarak. İşte oradan algılıyor. Diyelim ki pileli bir elbise, mor bir elbise. Bakıyorlar, mor elbiseler son zamanlarda revaçta. Ne yapıyor? Firmalar bunu görüyorlar, bu datayı satın alıyor ya da işte kendi içinde bir şey varsa bu şekilde buluyor. Sonra onlar da mor bir elbise sunuyorlar piyasaya gibi düşünebilirsiniz. Tarımda kullanılıyor. Tarımda hastalık, işte bitkilerin hastalıklarını tespit eden araçlar oluyor. Bunun için kullanılabiliyor. Güvenlik ve istihbarat için kullanılıyor yine. Mesela bizim görüyorsunuzdur televizyonda vesaire. Emniyet güçlerinin elinde de bu tarz şeyler var. Kişilerin en ufak bir görüntüsünden kim olduğu anlaşılabiliyor. Bunların hepsi kayıt altında çünkü. İşte bunun gibi şeyler var. Dilara Hanım, ufak bir sorumuz olacak. Onu tabii isterseniz sorayım. Görüntü işlemede TensorFlow mu yoksa PyTorch mu kullanılması daha uygundur?
Ya şöyle, PyTorch aslında kullanılması benim tavsiyemdir. Nedenini şimdi tartışmak istemiyorum. TensorFlow'u anlatırken birazcık şey olur, gergin bir tartışma olur, ateşli bir tartışma olabilir. yani benim tavsiyem PyTorch kullanılması ama şöyle bir şey de var. TensorFlow'un bence şeyleri, nasıl desem, örnekleri biraz daha erişilebilir ve anlaşılabilir gibi görünüyor. En azından ilk başlayanlar için. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi bu tarafı kapatacağım bir saniye. Sunum kısmımız şimdilik bu kadardı. Şöyle bir şeye geçelim. Zaten sıram da bu şekildeydi diye hatırlıyorum. Şimdi size bahsettiğim kursları göstereceğim. Nereden, nasıl erişebilirsiniz, adları neler gibi. Hemen açalım. İnşallah doğru sekmededir. Yanlış anlamadıysam TensorFlow sayesinde Turing testini rahatlıkla geçebilecek yapay zekaları standart bir kullanıcı bile galiba kolaylıkla üretebiliyor, değil mi? Bir ses görüntü donması yaşadım da tekrar alabilir miyim? Tamam. Yanlış anlamadıysam bu TensorFlow sayesinde yeni başlamış bir kullanıcı bile Turing testini rahatlıkla geçebilecek bir yapay zeka geliştirebilecek seviyeye geliyor, değil mi? Yani bence öyle. Bayağı bir kolaylaştırıyor. Evet. Bilmeyenler için Turing testini anlatmak ister misiniz? Turing testini aslında şöyle. Neyini anlatmamı istiyorsunuz daha çok? Yani bu test nedir? Turing testi nedir? Turing testi amacı aslında yani bir makinenin düşünebildiğini söylemenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığı. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Biraz daha şeye hakim misiniz bilmiyorum. İçinizde hangi bölümler var ondan çok emin değilim ama mantık kapılarını biliyorsunuzdur az çok. Aslında dediğim gibi hani her şey mantık, istatistik, matematik çerçevesinde dönüyor. Biz hiç öyle görmesek de dediğim gibi TensorFlow'un şimdi mesela göstereceğim şeyleri var, eğitimleri var. Az önce de söylemiştim ya. Orada işin arka planını daha iyi anlatıyor. O arka planı kavrarsanız Turing testini de çok rahatlıkla geçebilirsiniz. Çünkü asıl, yani nasıl desem, eşleştiği nokta zaten burası. Hani TensorFlow'un kendisi bu işlemleri kolaylaştırıyor ve hazırlaştırıyor. Hazırlaştırdığı için de TensorFlow'u kullanırken hani mantığını kavrarsanız kolaylıkla geçersiniz. Ama hazıra alışıp işte sadece tutoriallardan gördüğünüzü yazarsanız geçemezsiniz. Onu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim size. Şimdi isterseniz geçelim. O sayfa görünüyor mu? Emin değilim ama. Hemen getiriyorum. Evet. Tamamdır. Ben şöyle hemen şuradan yazalım. Tamam, şu kurs. Aslında bu bir kurs değil, bu bir sertifika programı. Bunun içinde 4 tane kurs olması gerekiyor, doğru hatırlıyorsam. 4 tane kurs var bu sertifikanın içerisinde. Şimdi biz bu kurslara Coursera üzerinden erişiyoruz. Bunların Türkçe altyazıları var videolarda. O yüzden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her ne kadar verimli olur onu ben bilemem. Çünkü notebookları var, yani işte egzersiz yapmanızı gerektiren kısımları var. Quizler var. Hadi quizleri çevirebilirsiniz. Yine bir sıkıntı olmaz. Gerçi notebookları da çevirebilirsiniz ama çevirmenin çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Hani kimsenin hevesini kırmak gibi olmasın ama dediğim gibi eğer bu alana gerçekten kendinizi adayacaksanız İngilizcenizin gerçekten iyi olması gerekiyor. Şimdi bu kursu ben de almıştım bu arada. Kurs demeyeyim işte, sertifika programı diyeyim. Bunu ben de almıştım. Gerçekten bana inanılmaz yararı oldu. Sıfırdan başlayan bir insan için ilk başta başlanması gereken bu. Bir tane daha bir kurs, daha doğrusu sertifika programı var. Onun içinde de 5 kurs var. Bu 5 kurs biraz daha ağır olan kısmını yansıtıyor TensorFlow'un. Şimdi bunlar biraz daha uygulama bazlı olduğu için sizler daha kolaylıkla bunu başarabilirsiniz. O şekilde söyleyeyim size. Deep Learning AI zaten Google'ın eski yapay zeka liderinden diyeyim. Oluşturulmuş bir kurs.
kurs diyorum topluluk. Hani bu Lawrence Moroni dediğimiz beyefendi de şu anda Google'ın başında, tabii istifa ettiğinde değilse en son öyleydi diye biliyorum. Google'ın yapay zeka ekibinin başındaki adam. Andrew Ng zaten Deep Learning AI'ın kurucularından bir tanesi. Andrew Ng ile beraber çok güzel işler çıkarıyorlar. Andrew Ng bu işin piridir. LinkedIn'de de kendisini takip etmenizi kesinlikle öneririm. İşleri gerçekten harika. Şimdi ben size birazcık bu sertifika programından bahsedeyim. Dediğim gibi 4 adet kurs var burada. Bir introduction, yani giriş yapıyor. Yapay zeka nedir, makine öğrenmesi nedir, işte derin öğrenme nedir? Bunların ayrımını yapabileceğiniz bazı triklerini veriyor işin. Birincisi o kadar bu arada detaylı bir şey değil. Kolaylıkla girebilirsiniz, hemen bir bakabilirsiniz. İkincisinde de işte Neural Networks dediğimiz olay var. TensorFlow'un direkt kendisine giriyor ikinci kursta. İkinci kursta daha fazla böyle nasıl desem, görüntü işleme tarzında egzersizler yapacaksınız. Üçüncüsünde doğal dil işleme var. Doğal dil işlemeyi zaten biz ChatGPT gibi şeylerde kullanıyoruz ya da en basitinden bu Trendyol'a falan girdiğiniz zaman yorumların hani bir beden büyük almanızı öneririz falan gibi şeyler çıkıyor ya. Bunların hepsi doğal dil işlemeyle oluyor. Diğeri de Time Series Analysis. En çok yani benim kesinlikle önem verdiğim şeylerden bir tanesi bu. Bunu neden önem verdiğimde kendi sektörüme bağlıyorum. Kendi sektörümde gerçekten inanılmaz avantajlar sağlıyor. Bu arada havacılıkta falan da bana çok yardımcı oldu. Size bir tane örnek vermek istiyorum. Burası biraz daha matematiksel olan bir kurs bu arada, bu sertifika programında. Bir de daha grafiksel diyebiliriz. Time Series Analysis dediğimiz yerde şöyle bir şey oluyor. Size örnek vereyim kendi alanımdan. Diyelim ki bazı şirketler var. Bu şirketler ne yapıyor? Hisse alıp satıyor. Kendilerini büyütmek için, değil mi? Bu hisseleri alıp satarken aynı zamanda kendi hisselerini, halka açtıkları, halka arza, bu arada hepimiz artık giriyoruz az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Halka arza ettikleri hisselerden bir kısmını geri alıyorlar. Bu hisseleri geri aldıklarında işte %30 oranında geri alacağız diyorlar, %70 oranında geri alacağız diyorlar. %70 oranında geri alanlar ne yapıyor? Aslında kendi hisselerine o kadar güveniyorlar ki çok gideceğine, o yüzden geri alıyorlar halktan gibi düşünebiliriz. Bunun üzerine bazı modeller var. Bu modeller ne yapıyor? Diyelim ki %30, %40, %50 oranında 3 şirket açıkladı bu geri alım programlarını. Bunlar bir de süreç açıklıyorlar. 2 yıl sürecek, 5 yıl sürecek bizim bu kadar hisseyi almamız gibisinden. Şimdi bu aralıkta, açıkladıkları aralıkta, ilk açıkladıkları gün ile 3 yıl sonra program bitiminde hisselerin fiyatları değişiyor. Hisselerin fiyatları genelde de gerçekten artıyor. Kendilerine güvendikleri oranın çok çok daha fazla bir oranında. Bunu portföyüne katmak isteyen diyelim ki yatırımcılar var. Bu hisseleri takip ediyorlar. Ne yapacaklar? Şimdi ilk 3 şirket açıklamıştı ya %30, %40, %50 şeklinde. Yeni bir şirket katıldı. Dediler ki biz de %60'ını alacağız hisselerimizin geri. O zaman ne oluyor? Burada devreye ne giriyor? Sizin elinizde bütün paranızı %30, %40 ve %50'lik orandaki şirketlere dağıtmıştınız ya. Daha sonra yeni gelen şirket daha yüksek bir oran açıkladığı için önceki programda eğer bitmeye yakınsa en düşük olanı eleyip en yüksek olana geçiriyorlar. Bunların tamamı Time Series Analysis ile gerçekleşiyor aslında. O zaman aralığında gerçekleşen kar zarar analizini yapıyor. Bir de üstüne yetmiyor. Yeni şirketlere yatırım yapma oranlarına kadar kendisi belirlemiş oluyor aslında. Bu tarz şeyler uygulama alanları var. Siz bu kurslara girdiğiniz zaman içlerinde hem quizler var hem de notebooklar var. Bu notebooklar sizin, özellikle TensorFlow'un kendi sertifikası var. 100 ya da 150 dolar gibi bir ücreti var diye biliyorum. Bu sertifikayı alabilmeniz için kilit, net bir şekilde söyleyeyim, kilit notebooklar, çalışmalar. Bu notebookları eğer çözerseniz dediğim gibi o kurstan da geçebilirsiniz. Her sene Google'ın seçtiği belli bir ekip var, INZVA diye. Türkiye özelinde konuşuyorum bunun için. Onlar Machine Learning Bootcamp düzenliyorlar.
makine öğrenmesi bootcamp'i düzenliyorlar yani. Bu eğitim kampında seçilmeniz için yine bu kurslar size çok yardımcı olur. Eğer o eğitim kampına da seçilirseniz bu arada dediğim bu TensorFlow'un sertifikasını da işte eğitimlerin, ekstra eğitimlerini de ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben de aynı şekilde mesela bilgisayar mühendisliğini birinci sınıfta bırakmış olmama rağmen ve hiçbir şekilde yapay zeka ile alakalı bir şey görmemiş olmama rağmen tamamen kendimi geliştirerek bir sürü bilgisayar mühendisinin arasından sıyrıldım. İşte bizim ülkede bir curcuna bir şey kopar ya böyle. İşte İTÜ, ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu istiyoruz bilgisayar mühendisi. Bu işte Google'ın bootcamp programı için katılıp da sınava geçemeyen birçok İTÜ'lü, ODTÜ'lü, işte Boğaziçi'li gördüm. Tamamen kendi çalışmam özelinde bir de böyle bir şey yaşandı yani. Dolayısıyla hiçbir zaman kendinizi bu şekilde kısıtlamayın. Kesinlikle bu tarz kurslara önem verin ve katılın. Bunun haricinde bir tane daha sertifika programımız var. O da şöyleydi. Aynen, Deep Learning Specialization diye geçiyor. Hemen açalım. Bu tabii yeni sekmede açıldı ama ben onu bir değiştireyim hemen size göstermek için. Rica etsem bu eğitimlerin linklerini Sultan'a gönderebilir misiniz? Ben de izleyicilere paylaşayım. Tabii ki. Deep Learning diye mi geçiyor? Yok, bu değil. Buydu. Burada da dediğim gibi 5 tane kurs var. Bu kurs neden önemli onu da söyleyeyim. Bu kursta daha doğrusu sertifika programında 5 farklı kurs var. 5 farklı kursun her birinde ilk kursta görmediğiniz kadar matematik göreceksiniz. Bu matematik altyapınızın iyi olmasını gerektiren bir kurs, onu da söyleyeyim. Burada birçok şeyi gösteriyor ama biliyormuşsunuz gibi gösteriyor. Tamam, bazı şeyleri bilmiyor olabilirsiniz. Ama gerçekten üstüne düşmeniz gerekiyor. Çünkü TensorFlow fonksiyonlarını kullandığınız takdirde bunların arka planını bilmiyorsanız siz yani şöyle nasıl desem tutorial'ları kağıda geçirmekten işte ne bileyim bir notebook'a geçirmekten ileriye gidemezsiniz. Yani kendi modelinizi eğitemezsiniz. Kendi modelinizi eğitemediğiniz takdirde de bir işte ne bileyim machine learning engineer pozisyonuna giremeyeceksiniz ya da bu tarz fazlaca yapay zeka gerektiren işlere giremeyeceksiniz. Hani bu kurstaki sertifikaları almanız da bir şey ifade etmeyecek. O yüzden kesinlikle işin mantığını kavrayarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Burada işte zaten benzer başlıklar var. Neural network var, işte deep learning var. Sequence models dediği kısım var. Diğer kurstaki son kısımla alakalı. Bu tarz şeylerin hepsinde de dediğim gibi sadece detaylarına girdiği için bu kurs aslında var. Hani işin gerçekten background'ını, arka planını çok iyi kavramanız için bu kurs var. Ama benim dediğim gibi ilk buradan başlamayın, diğer kurstan başlayın. Sonra buraya geçin. Çünkü o zaman da şey diyorsunuz, ha biz burada TensorFlow hakkında bunu görmüştük. Demek ki arka planında dönen işlem buymuş. Aslında bunu dedikten sonra bir de ilkine tekrar dönerseniz bambaşka bir boyut oluşuyor. Yani şeyiniz, uzmanlığınız, öyle söyleyeyim. Bunlar bu şekildeydi. Şimdi bir tane notebook bulmaya çalışayım size. Hemen. Bir sürü notebook olduğu için kitaptan bir tane açayım. Ben hemen girer girmez ekranımı paylaşacağım kitaptan sizinle. Dilara Hanım, benim şahsi bir sorum olacaktı. Tabii ki. Kendimi geliştirme amaçlı basit bir sesli bir asistan yapmak istiyorum. Bunda hangi basamakları yapmamız gerekiyor? Bir yol haritası çizebilir misiniz? Ne yapmam gerekiyor yani? Sesli bir asistan. Tam bunun için benim de kitabımda bir şey var. Çok basit bir örneğini biraz sonra size gösterebilirim. Ya aslında bunlar artık tamamen şey işine döküldü. Kütüphane işine döküldü. Öyle söyleyeyim size. Elinizde hazır bir veri seti oluyor. Hazır bir kütüphane oluyor. Ve tamamen bunu yapabiliyorlar. Ben hiçbir şey bilmiyorken bile sesimi algılayarak bilgisayarımı kapattırabiliyordum. Yani
bunlar aslında dediğim gibi o kadar kolay şeyler ki. Hani sırf bu kütüphaneler yüzünden diyorum bu arada. İşin background'ına, arka planına girmeye çalışırsanız tabii ki de daha fazla özelliği bilmeniz gerekiyor. Mesela o kütüphaneyi yazmak için bir yeterliliğinizin olması gerekiyor. Muhtemelen de yapmanız gereken şey aslında bu. Çünkü artık hazır bir şeyler kullanarak herkes ortaya bir şeyler çıkarıyor. Bu da aslında ortaya bir şey çıkarmak değil, kopyalamak gibi oluyor. Ya da işte ortaya çıkarılmış bir şey kullanmak gibi oluyor. Şimdi mesela bizim aslında TensorFlow'da yaptığımız şeylerden bir tanesi de bu. Gerçekten ortaya bir şey çıkarırken ortaya çıkarılmış bir şey kullanmaya çalışıyoruz. İşin arka planını bilsek çok çok daha faydalı oluyor. Şimdi size bir tane Amerikan işaret dili çeviren bir uygulama göstereceğim. Aynı şekilde. Bu ne olarak geçiyor? Bir ara hani size bahsetmiştim ya, etiketler, klaslar, yani sınıflandırmalar falan var diye. Tamam, onu açacağım zaten. Şu an şeyin yüklenmesini bekliyorum. Şöyle yapalım bunu önce. Buldum. Bu notebooklardan bir tanesi sadece. Language Amnesty Dataset diye bir dataseti var, veri seti var. Bu veri setleri şurada da yayınlanıyor. Hemen size göstereceğim bir saniye. Orayı da açayım. Kaggle diye bir site var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Veri setlerine ulaşmanız için en kolay yollardan bir tanesi o. Hemen açıyorum göstermek için. Paylaş dedim. Bu Kaggle sitesinde neler var? Yarışmalar var. Veri setlerini direkt görebiliyorsunuz. Bu yarışmalarda bu arada güncel olarak şirketler şöyle bir şey yapıyor. Diyelim ki çözemedikleri bir problem var. Bir de ellerinde bir veri setleri var. Bu veri setini buraya yüklüyorlar. Belli bir ücret karşılığında. Diyorlar ki mesela birinci, ikinci, üçüncüye bir para ödülü veriyorlar. Diyorlar ki siz bunu bizim istediğimiz şekilde çözün. Bunun üstünden de bu arada değerlendirmeye tabi tutuluyorlar ve işte birinci, ikinci, üçüncü belli oluyor. Ve aldıkları paralar aslında şirketlere kazandırdıklarından çok 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 daha az bir ücret oluyor. Veri setlerini göstereyim hemen size neler var diye. İşte özelliklerine göre laptop ücretlerinin, fiyatlarının belirlenmesi, medikal sigortanın işte şeylerinin, fiyatlarının belirlenmesi, tahmin edilmesi gibi gibi şeyler. Mesela en altlarda daha eski şeyler vardı. Onlardan da başlamanızı zaten kurslarda da tavsiye ediyorlar. İşte Titanic modeli vardı, elmas sınıflandırma vardı gibi gibi şeyler var. Burada size dediğim gibi hazır veri setleri veriliyor. Siz bunların içine giriyorsunuz, bu projelerin içine. Veri setlerini indiriyorsunuz. Daha sonrasında da kendi modelinizi oluşturarak, kendi algoritmanızı kullanarak verimli bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Burada da birçok insan bunu yapıyor zaten. Antrenman yapma açısından da gayet verimli oluyor. Şimdi diğerine tekrar geçiyorum. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Öncelikle bu notebooklardan bir tanesi dediğim gibi o kursların içerisinde var. Size bir formatını anlatayım. Kursu almak isterseniz. En son tekrar dönüş yapacağım bu arada kursları nasıl ücretsiz alabileceğinize dair. Burada işte kendisi direkt kütüphaneleri import ediyor. Daha sonrasında belli şeyler, işte ne bileyim, datasetleri veriyor size. Excel file olarak da verebiliyor. Yani Excel dosyası olarak da verebiliyor. Yoksa direkt indirebiliyor. Kaggle'dan mesela o az önce gösterdiğim gibi veri setlerini gömebiliyorlar. Daha sonrasında işte siz bu kod bloklarını çalıştırıyorsunuz. Bunların genelde zaten Google Colab'de yapılıyor. Jupyter Notebook'u kullandınız mı bilmiyorum. Aynı mantık hemen hemen. Tek tek hücreleri çalıştırıyorsunuz. Daha sonrasında İşte belli başlı şeyleri kendisi koyduktan sonra şuraya start kod yazıyor. Buraya da end kod yazıyor. Buraya da derste öğrettiği şeyler üzerinden asıl fonksiyonları, hani öğrenmeniz gereken fonksiyonları burada size test ediyor. Yani sizi test ediyor.
uygulayabiliyor mu diye. Bu şekilde koyuyor. Siz de bunları yazıyorsunuz. Sonrasında o hücreleri çalıştırıyorsunuz. Eğer istenilen çıktıyı elde ediyorsa gönderebiliyorsunuz. Bunun üzerinden de notlandırılıyorsunuz zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 80'de 80'i geçemezseniz tekrar notebook'u yapmak zorunda bırakıyor sizi. Şimdi en başa geleyim, ben size biraz bunun mantığını anlatayım. Bu Sign Language Amnist Dataset dediği, yani veri seti dediği şey Kaggle'daki gibi işte hazır bir veri seti. Bu veri setinde 28'e 28 olacak şekilde 26 tane işaret dilinin işaret harf, yani harf olarak söyleyeyim bunu, görselleri var. 28'e 28 şeklinde boyutlarından bahsediyorum. Daha sonra siz bunu işte buradaki kütüphaneleri import etmeniz gerekiyor zaten. TensorFlow'u import ediyorsunuz, NumPy'ı import ediyorsunuz. Veri bilimiyle ilgilenenler zaten az çok biliyordur ki zaten çok kullanılan bir şey. Matplotlib'i kullanıyoruz. Çünkü grafikleri bu şekilde ya da görselleri bu şekilde ortaya çıkarabiliyoruz. Keras var. Keras işin biraz daha deep learning kısmı. Yani derin öğrenme kısmı. Kütüphane olarak o da karşımıza çıkıyor. Training file'ımız var. Ha, bu arada şöyle bölüyoruz setlerimizi. Veri setinde belli oranlarda bir veri, nasıl desem, öğrenme modelini yapabilmeniz için bir training şeyimiz oluyor, dosyamız oluyor. Bir de bunları validate edebileceğimiz dosyalarımız oluyor. Yani şu şekilde göstereyim. Ben bunların Türkçelerini de çok nasıl ifade ederim bilmiyorum. O kadar Türkçe yatımı kaybetmişim ki arkadaşlar. Training Türkçe'de ne diyorlardı bilmiyorum. Bakın şimdi biraz şey oldum ama. Antrenman gibi. Ha, antrenman gibi diyeyim. Biri antrenman, biri de sizin eğer bu antrenmanlar başarılı olduysa onları göstermeniz için var. Şimdi şöyle diyelim. Bir veri model eğiteceksiniz. Bu modelin %70'i aslında training set olmak zorunda. Ya da %30'u da en azından sonrasında bu modeli başarılı eğitip eğitemediğinizi görebilmeniz için bir dosya olmak zorunda. Orada kesinlikle ilk başta eğitirken, modeli eğitirken kullandığınız resimleri, işte görselleri kullanmıyorsunuz. Çünkü eğer öyle olursa bir anlamı kalmıyor. Bu arada bu işte training set dediğimiz, yani modeli eğitirken kullandığımız verileri bulundurduğumuz dosyada belli başlı amaçlarımız oluyor. Bu amaçlar ne? Verileri sınıflandırılmış şekilde mi veriyorsunuz? İşte etiketli şekilde mi veriyorsunuz? Daha sonrasında bakıyorsunuz, modeli eğitiyorsunuz. Sonra model tamam, yüksek bir başarı oranı veriyormuş gibi görünüyor. Birden testlerinizi koyuyorsunuz. Yani hiç makine öğrenmesinde kullanmadığınız, işte o modeli eğitirken kullanmadığınız görselleri veriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz aşırı düşük oranlarda doğruluk oranı veriyor. Bunun sebebi mesela overfit dediğimiz bir olay var. Bu overfit dediğimiz olay nedir? Overfit, makine öğrenmesinin, modelimizin modeli öğrenmemesi ve ezberlemesidir. Yani bazı şeyler vardır, dersler vardır yani. Yazan şeyleri ezberleriz ama öğrenmeyiz. Sınavda yüksek alırız ama karşımıza çıktığı zaman o şeyi yapamayız. Bunun gibi düşünebiliriz. Overfit olursa veri setimiz eğer, geçmiş olsun. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey mi yok? Var. Ama dediğim gibi bu sonrasında sizin çok başınızı ağrıtacak bir şey oluyor. Dolayısıyla bizim bu overfit olayını yaşamamamız için en büyük yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi veri setimizi geniş tutmak. Veri setimizi geniş tutmak ve gerçekten uygun verileri koymak. Yani siz tutup köpek sınıflandırmaya birden bir atıyorum at koyarsanız bu da sizin için bir sıkıntı yaratıyor. Sonrasında şimdi tekrar dönelim projemize. Projemizde kütüphanelerimizi import etmiştik. Daha sonrasında datasetimizi aynı şekilde koymuştuk. Etiketler ve resimler olarak onların verdikleri şeydeki dosyadaki, onlar bir dosya veriyorlar. Bu da yüklü olarak geliyor. Siz indiriyorsunuz oradan. Onları ayırıyorsunuz. Ayırdıktan sonra bunları işte
biraz daha array formatına çekmeniz gerekiyor. Çünkü şeylerimiz, resimlerimiz 28'e 28. Bunların her biri içinde bir array oluşması gerekiyor. Bu array'lerin yine tiplerini tanımlamamız gerekiyor. Genelde float olarak karşımıza çıkıyor. Java görmüşsünüzdür belki, bilmiyorum. Orada daha şey vardı, integer, float, double vardı. Burada sadece float olarak kullanabiliyoruz. Double'ımız yok. Sonrasında işte training, yani eğitim için kullandığımız, model eğitmek için kullandığımız görseller ekleniyor. Onların etiketleri ekleniyor. Bunların işte şekilleri belirleniyor. Sonrasında da işte doğrulamak için kullandığımız etiketler ve görseller aynı şekilde ekleniyor. Bunların her birinin şeyleri, şekilleri tanımlanıyor. Yani kaça kaç, yine 28'e 28 her fotoğraf, görsel 28'e 28 olarak yüklenmiş. Hem eğitim setinde hem de doğrulama setinde. Bunların boyutlarını da aynı şekilde ekliyor. Sonrasında tiplerini yine göstermiş. Şimdi gelelim bunları görselleştirmeye. NumPy array'leriyle, dediğim gibi az önce array'ler sayesinde biz bunları aslında tam tanımlayabiliyoruz. Bunun sebebini şöyle söyleyeyim. En basit örneklerinden bir tanesi. Şimdi göstereyim size. Biraz yakınlaştırarak göstereyim hatta, gösterebilirsem. Şimdi bunlar 28'e 28 görseller ya. Biz bunların renklerini falan ayırt ederken nasıl ediyoruz? Her birinde şöyle bir şey oluyor. Şurada pikseller var ya. Bu piksellerin kendi içinde tuttuğu RGB, yani red, green, blue, kırmızı, yeşil, mavi şeklinde bir renk tanımları, kodları oluyor. Bu kodların her biri aslında array'de, yani array'in Türkçesi nedir? Matris gibi mi söyleyelim? Dizi diyebiliriz. Dizi diyelim. Dizide her biri bir veri olarak tutuluyor. 28'e 28 ya, 28'e 28 şeklinde. Üstten de alttan da, yani kolon ve ne denir? Sütun. Aynen bu şekilde tutmamız gerekiyor. İşte her biri bu arada red için ayrı, green için ayrı, blue için ayrı bu şekilde tutmamız gerekiyor. Bunları biz bu şekilde gösterebiliyoruz. Bizim burada NumPy dizilerini kullanmamızın asıl sebebi de bu. Her biri 28'e 28'lik görselde farklı bir değer tutuyor ve bizim bu değerleri bu şekilde, hani nasıl desem, göstermemize yarıyor. Şu şekilde biraz küçülteyim tekrardan ben bunu. Bunları bu arada tekrardan 1 bölü şeklinde göstermeniz gerekiyor. Vectorization dediğimiz bir olay var. Bunu yapmanız gerekiyor. Bunların çok detayına girmeyeceğim. Bunlar biraz daha detay şeyler. Bu detayları siz yine kurslarda bulabilirsiniz. Dediğim gibi kurslarda da Türkçe altyazı var. Sonra işte görselleri döndürüyor, işte büküyor gibi gibi özellikleri de var TensorFlow'un. Bu neden yapılıyor onu da söyleyeyim. Görselin sağdan sola, soldan sağa kayması ya da aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya kaydırılması, döndürülmesi diyeyim. İşte bükülmesi, biraz hafif açılandırılması, 30 derece, 45 derece gibi. Bunlar aslında sizin veri setinizi genişletmenize yarıyor. Bir veri setinde atıyorum 10 tane veriniz varsa, siz bu özelliklerini kullanarak bu veri setini, işte kaç tane özellik kullandıysanız, her birinde 5'er kere farklı farklı kullandıysanız, veri setiniz 10 iken 50'ye çıkabiliyor. Bu şekilde özellikleri var. Yani dediğim gibi siz boşuna bir amelelik yapıp döndürmüyorsunuz resmi birkaç kere. O şekilde veri setini eklemiyorsunuz. Ya da işte ne bileyim, görsellerin negatif versiyonları oluyor. Onlar falan da ekstra bir veri haline geliyor. Bunları siz kendiniz elle manuel olarak yapmak zorunda kalmadan TensorFlow'un kendi içindeki özellikleri kullanarak bunları yapabiliyorsunuz. Benim aslında bu notebook'u yapma sebeplerimden bir tanesi notebook'ta nasıl bir şey yaptığımızı açıklamak. Yani notebook'un kendisini yapmak değil de notebook'taki bazı fonksiyonları açıklayıp size örnekler vermek. Dediğim gibi işte burada rescale dediğimiz olayı yapıyor. Vectorization dediğimiz olayı yapıyor. Ondan sonrasında işte tamamen tekrar aynı değerleri alıyor. Görüyorsunuz zaten. Sizden bunu çıktı olarak bekliyor. Sizinki de eğer bu çıktıyı veriyorsa bu doğru sayılıyor.
Sonrasında asıl işin civcivli kısmına geliyoruz diyebiliriz. Burada bizim kullandığımız bazı fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar ne oluyor? Siz şu görsel var mıydı? Bir saniye bakayım ben bir onun üstünden göstermeye çalışayım. Hemen onu da göstereceğim size açıp ekrandan. Bu arada ufak bir sorumuz var. Tabii. Overfitting için önlem almak mı yoksa fine tuning için çalışmak mı daha mantıklı gibisinden bir sorumuz var. Yani şöyle söyleyeyim. Overfitting'e siz ne kadar çalışırsanız çalışın yaşayabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan çok bir şey değil aslında. Bu biraz daha deneye yanıla yapılacak bir şey. Çünkü bunu nasıl desem birçok insan yaşıyor. Önlemini nasıl aldıklarını size anlatayım. Veri setlerini ilk eğitmeye başlarlarken hepsini eğitmezler. Belli bir kısmını eğitirler. Eğittikten sonra onu denerler. Bakıyorlar atıyorum %1'lik kısmı. Veri seti çok büyüktür, aşırı büyüktür. Hepsini eğitemezler. Eğitmeye kalksalar günler, aylar, yıllar alabilir. Dolayısıyla bunu yaparken belli kısmını eğitirler dediğim gibi. Eğer o testi geçtiyse belli bir kısmını daha eğitirler. Sonra onun üstünden bakarlar. Sonra tekrar bu işlemler devam eder. Bunun üzerinden bir iyileştirmeye giderler kimi zaman. Ellerindeki veri belli bir noktaya kadar iyi gittiyse oraya kadarki verileri alırlar. O şekilde tutarlar. Ondan sonraki verilerde eğer sıkıntı çıkmaya başlıyorsa orası için bir önlem alırlar. Yani bu her zaman baştan önlem alabileceğiniz bir şey olmuyor. Siz bunu kendinize belli checkpointler koyarak aslında önleyebiliyorsunuz. Şimdi diğer görsellerden bir tanesini göstereyim. Rica ederim. Az önce anlatmak istediğim şeylerden bir tanesiydi. Şöyle yapalım. Paylaşayım. Şimdi bizim burada girdilerimiz var, bir de çıktılarımız var. Ama arada bir de görmediğimiz işlemler var. Diyelim ki şu görsel üstünden anlatayım. Diyelim ki bir uygulama yapıyorsunuz. Emlak uygulaması olabilir. Siz girdi olarak birkaç şey veriyorsunuz. Oda sayısı, işte fiyat aralığı gibi gibi şeyler. Değil mi? Bunların her biri çıktığı için, çıktığı vermek için aslında kendi aralarına farklı farklı bağlar kurmak zorunda kalıyor. Bu bağları kurmasının sebebi de size en doğru sonuca ulaştırmak. Çünkü en çok karşılaştırma yaparak en doğru sonuca ulaşabileceğini düşünüyor. Siz bazı modelleri eğitirken bu aradaki layer'lardan sadece bir tane de kullanabilirsiniz. Bir layer de kullanabilirsiniz, 10 layer de kullanabilirsiniz, 50 layer de kullanabilirsiniz, milyonlarcasını da kullanabilirsiniz. Hatta ChatGPT'de bundan kaç tane var bilmiyorum ama milyonlarca vardır belki. Çünkü bazı şeyleri gerçekten birbiriyle inanılmaz derecede karşılaştırıp bağdaştırması gerekiyor. Size en doğru şeyi verebilmesi için. Ve buna rağmen başarısız olduğu noktaları görebiliyoruz. O kadar büyük bir data seti olmasına rağmen ya da o kadar fazla layer'ı olmasına rağmen. Şimdi ben size bunu neden gösterdiğimi hemen açıklayayım. Şöyle gösteriyorum. Aynen şuraya gelelim. Biz burada aslında önce boyutunu veriyoruz görselin. 28'e 28 şeklindeydi ya görseller. Bir de üstüne kaç tane layer olacağını söylüyoruz. Bunu ne kadar hızlı yapabileceğini söylüyoruz. İşte burada kullandığımız şeyler sayılar tesadüfi sayılar değil. Bunları arttırıp azaltarak doğruluk oranlarında artış ya da azalış görüyoruz. Mesela bunların hepsinin detaylarını dediğim gibi yine kurslarda görürsünüz. Şimdi size çok açıklayıp sizi boğmak istemiyorum çünkü arkasında çok daha farklı işlemler var. Yani anlatmak her biri için 5'er dakika bile alsa inanılmaz vakit alacaktır. Sadece şunları söylüyorum size. Az önce gösterdiğim gibi layer'ları arttırıp azaltabilirsiniz. İşte inputlarınızı arttırıp azaltabilirsiniz. Gibi gibi şeyler. İşlemlerin, bu arada şurada mesela gördüğünüz şeyleri arttırıp azalttığınız takdirde işlemleriniz de aynı oranla hızlanıp yavaşlayabiliyor. Doğruluk oranının artıp azalması da aslında bunlardan yine bir nasıl desem bunlara hani bir örnek olarak gösterebiliriz.
Bu arada farklı veri setleri için farklı optimizer'lar kullanmamız gerekiyor. Adam Optimizer var, RMS Prop var gibi gibi bir sürü şeyimiz var. Bu loss dediğimiz olay accuracy de yani doğruluktaki kayıpları görmemiz için yine bizim için bir örnek niteliği teşkil ediyor. Şimdi biz mesela kendi az önceki veri setinden kendimize bir şey belirliyoruz. Nasıl desem adım belirliyoruz. Diyoruz ki 15 adım mı olsun, 100 adım mı olsun? Hani aslında işlemleri tekrarlayarak doğruluğu arttırmaya çalışıyor burada öğrenme modelimizde. Şimdi sizin burada gördüğünüz 15 epochs dediğimiz olay var. Ben kendim 15 verdim. Buraya 30, 100, 200, 500, 1000 falan da verebilirdim. Bu adımları tekrarlama sayısı olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu şekilde de bir gösterimi oluyor siz verinizi eğitirken. Bu kendi kendine işlemeye başlıyor. 15 adımlı dediğim için 15 adıma kadar tek tek gösteriyor zaten burada. Burada gösterdiği şeyler ne? Adımların ne kadar sürede oluştu? Bu adımları tekrarlarken veri setinde ne kadarlık bir doğruluk oranının hani azalıp arttığı. Gördüğünüz üzere burada doğruluk giderek artıyor. Adımlar arttıkça doğruluk giderek artıyor. Kaybımız da azalıyor. Başta 2.7'lerle başlarken sonunda 0.3'le bitirmişiz. Aynı şekilde doğrulukta da 0.1'le başlarken 0.9'la bitirmişiz. Gibi gibi şeyler. Bunlarla zaten dediğim gibi modelinizin işte ne kadar doğru eğitilip ne kadar doğru sonuca ulaşabildiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde grafikleştirilmiş halleri de var. Eklemişler. Sonrasında işte bitti. İstediğimiz çıktıları aldık diyelim. Biz bu hücrelerin tamamını çalıştırdıktan sonra en son gönderiyoruz notebook'umuzu ve bunun üzerinden bir notlandırma alıyoruz. Notebook çözümü bu şekildeydi. Bunları siz kendiniz daha detaylı umarım yaparsınız. Çünkü gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir şey yapalım diyelim. Şimdi ben tekrar o kurslara geleyim. Şunlardan birine geleyim. Bir saniye. Şuna da geçelim. Geçebiliyor muyduk? Ben mecburen buradan gireceğim. Bu şey derste arama galiba. Diyelim ki buraya geldik. Şimdi bu bir sertifika programı demiştim ya. Siz bu sertifika programında dediğim gibi 4 kurs var. Bu sertifika programının kendisine de girdiğiniz zaman şu butonu görebiliyorsunuz. Burada Financial Aid Available yazıyor. Bu ne demek oluyor? Finansal destek demek oluyor. Finansal destek de bizim gibi Türkiye'de yaşayıp kısıtlı imkanlara sahip öğrenciler için özellikle yapılmış bir şey. Şimdi bu sertifika programı olduğu için bizim buradan tek tek seçmemiz gerekiyor ve her biri için ayrı bir istek yollamamız gerekiyor Coursera'ya. Ama bunu kurs bazlı da sadece atıyorum bu sertifika programının hepsini almak değil de sadece atıyorum doğal dil işlemeyi almak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz bu arada. Hiçbir problem yok. Ama sıfırdan başlayıp bütün deep learning işte machine learning AI kısmına girmek istiyorsanız bunların hepsini almanız zaten gerekiyor. Diyelim ki ben bunlardan başlayacağım. Hepsini yapacağım. İlkinden başlıyorum. Next diyorum seçip. Financial Aid Available'a tıkladıktan sonra bu arada bunu yapıyorum. Sonra kursu seçtim. Kursu seçtikten sonra da işte diyor ki burada bana 16 güne kadar hani şey yapıyorlarmış. Başvurunuzu görüntüleyip ona göre bir karar veriyorlarmış. Bu şekilde devam ediyorum. Tamam diyorum. Bunu yaptıktan sonra da yapacağınız şeyi söyleyeyim. Şu anda lisans öğrencisi olduğunuz için Sam College kısmını işaretliyorsunuz. Burada hangi işte dereceye lisans mı, işte ön lisans mı gibi şeyleri soruyor size. Siz şu anda öğrenci olduğunuz için Sam College olan kısmı işaretliyorsunuz. Daha sonra income'ınızı yani gelirinizi istiyor sizden. Buradan kendi para birimimiz olan Türk lirasını seçiyoruz. Daha sonrasında da buraya sıfır giriyoruz.
Yani gelirinizin sıfır olup olmaması bir şey fark etmiyor. Buraya sıfıra girdiğiniz anda zaten size otomatik olarak onlar olumlu dönüş yapıyorlar. Employment statüse de öğrenci olduğunuz için öğrenci olarak işaretliyorsunuz. Neden buraya işte başvurduğunuzu söylüyor. Ben bu yazıyı açık konuşayım. ChatGPT'ye yazdırdım. Dedim ki Coursera'da işte böyle bir kurs var. Ben buna başvurmak istiyorum. Onun için de benden bir işte şey istiyor, açıklama istiyor neden başvurduğuma dair. Bunun için bana bir şey yazar mısın diyorum. Yazı yazar mısın dedim. Açıkçası bunu direkt verdi. Ben de bu şekilde bunu yazdıktan sonra şu şekilde yolladım. Ha, bu arada sonra bu sayfaya yönlendiriyor. Burada da gelirinizi yine ya da işte ne kadarını karşılayabileceğinize dair bir şey istiyor. Bunu yine sıfır yapın. Ne kadarını karşılayabiliyor olsanız da. Sonra işte bu kursu neden almak istiyorsunuz gibi yine bir şey soruyor. İşte bu size nasıl yardımcı olacak hedeflerinize ulaşmanızda gibi bir soru var. Bunu da yine ChatGPT'den yazdırabiliyorsunuz. Sonra bunları işaretledikten sonra şunu bu kutucuğa yazıyorsunuz. Buradakinin aynısını bu kutucuğa yazıyorsunuz. Şunu da işaretleyip yolluyorsunuz. Genelde işte 15-20 gün içerisinde size e-mail ile bir dönüş oluyor. Ve otomatik olarak size kurs tanımlanmış oluyor ücretsiz bir şekilde. Bunu dediğim gibi sertifika programına girecekseniz kursların her biri için teker teker yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında zaten kursları alabiliyorsunuz. Bu da Türk öğrenciler için işte Coursera'nın yaptığı güzelliklerden biri diyelim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sorularınız için yine bana aynı şekilde LinkedIn üzerinden ya da e-mail üstünden vesaire ulaşabilirsiniz. Yine arkadaşlara paylaşırız inşallah bunları. Söylediğim her şeyi, kursları vesaire. Bu şekilde sorularınız varsa şu anda soru cevap yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Az önce gösterdiğiniz eğitimlerin linkini Suat'ına gönderebilir misiniz? Ben de yayında paylaşayım. Tabii, yollayayım hemen. Sizin LinkedIn profilinizi birazdan paylaşacağım. Tamamdır. Ben şöyle Sultan'ıma atayım. Burada varmış. Coursera ile ilgili bir sorumuz var. Bu yöntemiyle birkaç farklı kurs alabiliyor muyuz? Yoksa sınırlı bir hakkımız mı var? Gibisinde? Sınırsız. İstediğiniz kadar kurs alabilirsiniz. Financial aid available, yani finansal desteğin mevcut olduğu bütün kurslarda bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Sertifika almak gibi bir derdiniz yoksa bu arada onu da uygulamayabilirsiniz. Sadece enroll for free dediği yerden, yani ücretsiz bir şekilde kayıt ol dediği yerden büyük butondan tıkladığınız zaman en aşağıda çok minik bir şekilde sol tarafta audit the course yazıyor. Yani kursu gözlemlemek için bir fırsat veriyor size. Siz orada yine bütün kursun içeriklerine ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Size sadece 7 günlük sınırlı süre de vermiyor. Ama dediğim gibi o butona tıkladıktan sonra devam etmeyeceksiniz. Karşınıza bir pop-up gelecek. Onun en solunda, en aşağısında çok minik bir audit the course yazan kısım var. O şekilde oraya girerseniz eğer kursu sertifika almadan ve notlandırılma aşamasına gelmeden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ama sertifika almak gibi bir derdiniz varsa kesinlikle dediğim gibi financial aid available yazan kısımdan az önce gösterdiğim aşamaları tekrar etmeniz gerekiyor. Sınırsız hakkınız var. Bunu sadece işte yapay zeka kursları için değil, başka kurslar için de kullanabilirsiniz. Ama onlar işte Türkçe dil desteği olur mu, altyazı desteği olur mu onu bilmiyorum. Arkadaşlar sorunuz varsa alabiliriz. Dilara Hanım'ın sosyal medya hesaplarını sizlerle paylaştım, GitHub ve LinkedIn. Sorunuz varsa biraz daha bekleyelim, ondan sonra yayını kapatalım.
Sanırım sorumuz yok gibi. Tamamdır. Bugün bizleri vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz İdara Hanım. Gerçekten ben güzel bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum ben de size. Tekrarlıyorum. Zaten paylaşmışsınız gerekli bilgilerimi de. Sonradan aklınıza gelen bir şey olursa ya da danışmak istediğiniz bir şey olursa kesinlikle ulaşabilirsiniz bu hesaplardan bana. Onun dışında ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Çok güzel ağırladınız beni de. Gerçekten profesyonel bir ekip. Diğer karşılaştırdığım ekiplere göre gayet güzel oldu. Elinize emeğinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. O halde siz değerli katılımcılarımız katıldığınız için de teşekkür eder. Yayını bugünlük kapatalım. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.